Kanalıma hoş geldiniz. Kazanan şimdiki selam. Telefonum birden kapandı, açılmıyor. Sorunun nedir? Onu sizinle paylaşacağım. Şu anda elimde GM8 var. Telefon birden kapandı ve açılmıyor. Şarja takıyorum. Herhangi bir tepki yok. Ne ses var, ne de görüntü var. Tekrar takalım. Başka bir telefona şarj edelim. Bakayım kablo sağlam olup olmadığını kontrol edelim. Şu anda kablo sağlam. Şarj aleti sağlam. Herhangi bir sorun yok. Tekrar deneyelim. Evet, herhangi bir tepki yok. Evet, şu anda bir titreşim geldi. Ekran şu anda göz kırpıyor. Sanki kırıkmış gibi bir görüntü var. Titreşim sesi geliyor şu an. Evet, şu anda ekran göz kırpıyor. Şurada. Düne kadar kullanıyordum. Bir sıkıntı yoktu. Birden kapandı. Evet, şimdi bir tuşlama yapacağız. Home tuşu olmayan telefonlarda power tuşu, ses artır tuşu basılı tutuyoruz. Home tuşu olan cihazlarda ise power tuşu, home tuşu, ses artır tuşu aynı anda basıyoruz. İlk önce power tuşu ve ses artır tuşuna basılı tutuyoruz. Çünkü home tuşu olmadığı için. Böyle bir tuşlama yaptığınız zaman herhangi bir şey silinmiyor. Bilginiz olsun. Daha önce çöken telefonların videosunu çekmiştik. Telefon çöktüğü zaman diyelim çok fazla uygulama vardır, oyun vardır veya da virüslü bir şey indirdiniz, APK bir şey indirdiniz. Telefon kendini güvenli moda alıyor. Telefon kapanıyor. Tuşlama yaptıktan sonra açılıyor. Home tuşu olan telefonlarda power tuşu, home tuşu, ses artır tuşu basılı tutuyorsunuz. 9'a kadar sayıp bırakıyorsunuz. Format ekrana geliyor. Format ekrana geldikten sonra birinci seçenekten power tuşuyla onaylıyorsunuz. Ama ses kısma tuşuyla aşağı getirerek VPA Data Factory Reset'e getirdiğiniz zaman bilgileri siliyor. Bilginiz olsun. Ama ilk seçenekte sistem ne öde yani yeniden başlat seçenekte herhangi bir şey silinmiyor. Bilginiz olsun. Evet, tekrar power tuşuyla ses artır tuşu basıp tutalım. Ve şu anda hala herhangi bir tepki yok. Belki şarj aletiniz şarj etmeyebiliyor. Çünkü buradan batarya sabit olduğu için başka bir şarj aletiyle şarj etmeniz gerekiyor. Başka şarj aletiyle şarj ettikten sonra hala almıyorsa belki filmi çıkmış olabilir. Çünkü şarj soketi de filmli olduğu için ara film bazın yerinde çıkıyor. Şarj etmeyebilir. Cihazı söküp bakmanız gerekiyor. General Mobile Game 8'in şu aşağıda iki tane civatası var. O civataları sökmek için iPhone'da kullanmış olduğumuz tornavida ile sökebiliyoruz. Şu şekilde. Bu sadece General Mobile Game 8 için değil. Hani sizin cihazınız bu şekilde açılmıyorsa benim bu yöntemleri kullanabiliyorsunuz. Yöntemleri hepsini denedikten sonra hala açılmıyorsa cihazı söküp bakmanız gerekir. İki civatayı söktükten sonra SIM yatağı da çıkarmanız gerekiyor. Şöyle yatağa takıyoruz. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor.
Bastırdığın zaman da içeride bir yay sistemi var, mekanizma bastırdıkça geriye doğru atıyor şu şekilde. Tekrar takıyorum. Elinizde sim kart iğneniz yok. Şöyle bir iğneniz yok. Geçici olarak ne yapabilirsiniz? Mesela şu görmüş olduğunuz toplu iğne ya da dikiş iğnesi. Onların ucu çok sivri. Sivri olduğu için hemen deneyelim. Şöyle yatağa takıyoruz. Açabilmeniz için bastırmanız gerekiyor. Bastırdıkça ucu sivri ya, içeriye zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı yapıyor. Bilginiz olsun. Hem sim yuvası hem telefonun ekranı bazen zararı görebiliyor. Bilginiz olsun. Peki sim kart iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız, şu görmüş olduğunuz topta iğne ucu biraz penseyle kestirin. Eğer pense yoksa da bir taşa sürterek geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama sürekli tavsiye etmiyoruz. Bilginiz olsun. Evet, şimdi açalım. Yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmanız gerekiyor. Şu şekilde. Çünkü bazen diyorlar ki İzzet Bey, bastırdıkça açılmıyor. Eğer ucu sivriyse bastırdıkça aşağı doğru deliniyor. Bilginiz olsun. Ve şu anda sim yatağı çıkarıyoruz. Ya da sim çekmecesi her neyse. Cihazı sökmek için dikkat bir şekilde cihazı sökmemiz gerekiyor. Şöyle ince bir yaprakla şu kenardan aralayarak cihazı sökebilirsiniz. Yalnız cihazı sökerken ses kısmı ile artı tuşu filmi bir de power tuşu filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar her an zarar görebilir filmli olduğu için. Önemli bir husus daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyelim arka kapağı sökerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Şöyle söküyoruz ya. Birden çekmeyin. Birden çektiğiniz zaman şurada parmak izi sensörü filmi var. Şurada kopabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle filmi çıkarıyoruz. Bir göz atalım. Bunda herhangi bir sorun yok. Şuradaki filmi kaldıralım. Evet, şu batarya filmi yerinde çıkmıştır arkadaşlar. Hemen şöyle deneyelim. Tam böyle temas edecek şekilde şarja takalım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi açılacak gibi oluyor. Şu temas etmediği için evet, sizde de böyle bir sorun oluyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen filmi takalım yerine. Evet, bu neden oluyor? Düğüne kadar kullanıyordum. Sıkıntı yoktu. Birdenbire oldu. Aslında birdenbire olmuyor. Cihaz elinizde düşüyor ve farkına varmadan o an için bir sıkıntı olmuyor. Kullandıkça cebine koyuyorsunuz. Masaya koyuyorsunuz. Masaya koyarken biraz sallanıyor. Sallandıkça da bu filmler yerinde oynuyor. Bu şekilde hani size birdenbire kapanmış gibi oluyor. Aslında birdenbire kapanmıyor. Diyelim belki dün yerinde düştü veya da öbür gün düştü. Farkına varmadın. Böyle bir sıkıntı oldu. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz telefon söktükten sonra demek ekranda bir şey yokmuş.
Şarjı %62. Açalım şimdi. Diyelim böyle bir sıkıntı oldu ve anlamıyorsunuz. Elinizde de bir şey gelmiyor. Sökmek için elinizde bir şey de yok. Ne yapmanız gerekiyor? Bir telefoncuya gittiniz. Eğer kötü niyetli biri ise onu Allah'la arasındaki bir şey. Ya bunun ekranın gittiğini söyleyebilir veya da başka bir şey söyleyebilir. Ben bunları neden paylaşıyorum? Sizler öğrenebilirsiniz diye veya da öğrenmek için bunları paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi evet, ekranda bir şey yok. Hemen şöyle bakalım. Numaralar çıkmasın ekrana. Onun için ters çevirdim. Evet, şu anda ekranda herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Ve şu anda ekran biraz titriyor. Ekran titremesi şu soketler tam oturmamıştır veya da hemen şunları tam otursun diye. Evet, şu anda ekran titremesi de durdu. Titreme de yapmıyor. Evet, bu durumda yeni bir ekran almaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Ya da yeni telefon almaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Ve şimdi arka kapağı da takalım. Arka kapağı takarken şurada parmak izi sensörü filmi var. Bir de arka kapağı takarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şurada bazen bu filmler ses kısmıyla artı tuşu filmi bazen yerinde oturmayabilir. Şu şekilde. Oturmadığı zaman da bastırdıkça şunlara zarar görebilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Buna göre dikkat edin lütfen. Telefonum açılmıyor. Çözümü nedir? Başlık olarak atacağım. Ona göre aratın. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.